Efendim alışveriş yapıyorsunuz, kasaya gidiyorsunuz fakat esnaf size kredi kartı geçmiyor. POS cihazımız bozuk diyor. Tüketici nakit ödemeye zorlayan bu bahaneler aslında suç. Eğer şikayetçi olursanız o esnafın POS cihazına bir yıllığına el konulabilir. POS cihazı bozuk diyorlar ya da işte kredi kartı ödemeye kabul etmiyoruz diyorlar. Peşin verin, nakit verin diyorlar. Esnaf olarak zaten %90 hep kredi kartı geliyor. Ödemelerde zorlanıyoruz. O bahaneler siz alışverişi kartla değil nakit parayla yapın diye söyleniyor. Aslında onu diyen esnaf suç işliyor. Banka kartları, kredi kartları kanunu 17. maddesinde açık ve net olarak o iş yerlerini kredi kartıyla alışverişi kabul etmeye zorunlu kılıyor. Esnaf bunu biliyor ama işine gelmiyor. Kartla ödeme almak yerine nakit para istiyor. Bizim nakit tabii ki yani nakit. Komisyon kesiliyor ondan sonra aynı gün hesaba girmiyor. Alışverişlerdeki ödemelerde esnafın ağırlıklı olarak tercihi nakit ödemeden yana. Tüketicinin tercihi ise banka ya da kredi kartı. Ancak bir ürün ya da hizmet satın alırken ödemeyi kartla yapıyorsanız pazarlıktan uzaklaşıyorsunuz. Yani indirim yaptıramıyorsunuz. Şimdi arkadaşımla yemek yiyeceğim. Kesinlikle kredi kartını kabul etmiyorlar. Çoğu kişi alışveriş sırasında işte bu bahanelerden dolayı ödemeyi nakit yapmak durumunda kalıyor. Peki tüketici o anda ve sonrasında neler yapmalı ve hakkını nasıl korumalı? POS cihazı arızalı diye bahane üretenlerin bir yıllığına POS cihazı kullanması, kredi kartıyla alışveriş yapılması kısıtlanabilir. Tüketici isterse o iş yerini şikayet edebilir. Tüketici onu Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na şikayet etmesinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na da reklam kuruluna şikayet ederse çifte ceza ile karşı karşıya kalabilir.